Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Walther P99 tabancayla ilgili sizlere bir test videosu çekeceğim. Nasıl bir test videosu? Sahile geldim arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız. Sahilden kıyıya vurmuş olan pislikleri topladım. Gördüğünüz gibi bagajda her türlü hedef tahtası yapabileceğim işte ne bulduysam sahilde. Bidonlar, kovalar, baretler, can simitleri. Buraya da doldurdum. Bunları şimdi arkadaşlar bu hedefleri 25 metre, 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metre, 250 metre, 300 metreye dikmeye gerek yok zannedersem. Ama dikebilirsem 300 metreye dikeceğim. Mesafeyi de UTV'mle ölçeceğim şimdi. Her 100 metrede bir sayaç attığı zaman hedefleri koyacağım. Aralarına da birer tane hedef koyacağım. Bu videomuzda tabancamızın 9 mm paramelyum mermisinin bu tabancayla kaç metreden hedefe kurşunun gittiğini arkadaşlar hep birlikte test edeceğiz. Birçok yorumda işte tabanca 50 metre gider, etkili menzili 50 metredir, yok 75 metredir, 100 metreden vurur, 150 metreye gider gibi yorumlar var. Bu herkes kendi tahmini olarak ya da kendi tecrübesiyle konuşuyor. Biz burada arkadaşlar bunu test edeceğiz şimdi. Tabanca mermisinin kaç metre gittiğini hedefe nişan aldığımız zaman, attığımız zaman ne kadar düşüş yaptığını, kaç metrede vurabilmemiz için ne kadar namluyu havaya kaldırmamız gerektiğini burada bunu bugün test edeceğim arkadaşlar. Bu arada ağzında mermi yok gördüğünüz gibi. Hani sağa sola sallama diyorlar bazı arkadaşlar tabancayı. Ağzında mermi yok. Şimdi hedeflerimizi dikelim. Test poligonumuzu kurmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek veriyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çalıştırmadan önce. Bulabildiğim renkli eşyaları sahilden toplamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bir baret. Bunu arkadaşlar 25 metreye dikeceğim. 100 metrede bir sayaç attığı için ben bunu adımla sayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 metreye ilk hedefimizi diktik arkadaşlar. Şimdi 50 metreye şu gene renkli çocuk kovası zannedersin, bunu da plajda buldum. Bunu dikeceğim. Maksat burada hedefi vurmak değil, kurşunun gittiği yeri görebilmek.
arkadaşlar. Arkadaşlar hedefleri tekrar ayarladım. İstediğim gibi. Şu anda bakın buraya yaslandığım takdirde buradan ilk hedefimiz mavi kova. Mavi kova 25 metrede. 25 metreye atacağım. Arkasından sarı baret 50 metrede arkadaşlar. Ona ateş edeceğim. Bu alanda atıyorum ki bütün hedefler gözüksün ve mermilerin düştüğü yerler arkadaşlar toz yapıp kalksın, nereye düştüğünü sizler de görün. Şu karşıdaki yeşil kova arkadaşlar 100 metrede. Arkasındaki mavi bidon 150 metrede. En arkadaki tepedeki beyaz bidon arkadaşlar 200 metrede. Ve bakın orası tepeyi açtığı için sağ çaprazına geçtim. Sağ çaprazında da 250 metreye daha farklı bir hedef tuttum arkadaşlar. 250 metreye kadar 25 metreden başlayıp atış yapacağız ve mermilerin etkili menzilini hep birlikte görelim arkadaşlar. Walther P99 polimer tabancayla 9 mm palebelyum makine kimyanın mühimmatını kullanacağız. Hep birlikte şimdi görelim. Evet, şimdi 25 metredeki ilk mavi bidonumuzu atıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzına verdik. 5 atış yapacağım her hedefe. Ona göre siz de kendi yorumlarınızı yorumlara ilave edersiniz. Çift kamera çekiyorum arkadaşlar. Sonuncuda vurduk hedefi. Şimdi 50 metre balete atacağız arkadaşlar. De mermiler bakalım nereye gidiyor. Evet, 50 metrede de gördüm. Zannedersem hedefi vuramadım ama çok yakınlarına düştü mermiler. Attığım yere 50 metreden de arkadaşlar attığım yere gidiyor mermiler. Şimdi 100 metredeki yeşil kovaya atacağım. Önce tam üstüne nişan alacağım yeşil kovanın. Arkasından da eğer mermiler aşağıya doğru sapma yapıyorsa hafif üstüne nişan alacağım. Evet, 100 metreye atış yapıyoruz arkadaşlar şimdi tabancayla. Arkadaşlar bir tanesi çok yakınına düştü. Diğerleri de sağına soluna. 100 metreden de hedefin tam üstüne nişan aldım. Ve attığı yere gidiyor arkadaşlar gene. Sapma yapmıyor. Yani eğik iniş, eğik düşüş yapmıyor mermi. 100 metrede attığı yere gidiyor arkadaşlar. Şimdi yeşil kovanın 50 metre daha ilerisinde 150 metre mavi bidonumuza atış yapacağız. 5 atışta ona yapacağız. Bakalım arkadaşlar 150 metreye mermimiz nasıl gidiyor. Attığımız yere mermi gidiyor. Ben buradan o şekilde gördüm. Merminin gidişi çok iyi. Yani hedefe vurmadı ama
Hedefin çok yakınlarına düştü, önüne düştü, arkasına düştü. 5 atış yaptım. 150 metreye de mermi attığımız şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet, şarjörümüz ağzında bir tane kaldı. Bunu bu şekilde koyalım. Şarjörümüzü dolduralım. Evet, 15 tane koyduk şarjörümüze, bir tane de ağzında var, 16. Şimdi arkadaşlar tepedeki beyaz bidona atacağız. Beyaz bidon tam 200 metrede şu anda. Bakalım 200 metreye tam beyaz bidonun üzerine nişan aldığım zaman mermi nereye gidiyor? Arkadaşlar biraz fazla attım 200 metre hedefine, daha emin olabilmek açısından. Arkasına düşen mermiler vardı hedefin. Önündeki tepeye vuran mermiler vardı. Rüzgar denizden esiyor bu şekilde. Biraz mermiler sol yaptı. Buna rağmen benim anladığım arkadaşlar, sizlerin yorumlarını da bekliyorum. 200 metreden de bu tabanca attığı yere gidiyor arkadaşlar. Yani hedefin üstüne kaldırmadım kesinlikle nişan alırken. Gez göz arpacığı tam hedefe nişan aldım ve 200 metreden de bu tabanca, benim gördüğüm, anladığım, sizlerin yorumlarını da bekliyorum tabii ki, hedefe gidiyor arkadaşlar. Şimdi daha ileride dediğim gibi 250 metreye hedef diktim. Tepeye dikmedim hedefi. Tepeye dikmiş olsaydım giden mermiyi göremeyecektik. O yüzden iz düşümünü aldım. Sağda 250 metreye hedef diktim. Biraz uzakta, umarım ki mermileri seçebiliriz oradan. Evet, 250 metreye atacağız. Bu arada biraz fazla attığım için şarjörü tekrar arkadaşlar biraz dolduracağım. Ona da biraz fazla atacağım ki tabancanın 250 metredeki menzilini anlayabilelim. Ağzında var şu anda bir tane. Onun için dikkatli tutmamız gerekiyor. Evet, şu anda en ilerideki 250 metre hedefe arkadaşlar yere paralel bir atış yapacağım. Tam hedefin üstüne nişan alacağım. Önce eğer önüne düşerse hafif kaldıracağım. O şekilde bakacağım. Evet, inşallah diğer kameramız, zoomlu kameramız iyi çekim yapar. Başlıyorum biz. Hafif sağına atacağım hedefin tam, çünkü rüzgar denizden tarafa geliyor, mesafe 250 metre. O açıdan hafif sağ üst köşesine atacağım hedefin.
da bir şarjör attım yaklaşık arkadaşlar. Abartmıyorum, hedefin üstüne, tam üstüne nişan aldım. Gene üst noktasına nişan almadım. Mermilerin bir kısmı ben buradan görebildiğim kadarıyla bazıları önüne düştü. Tabii ki el titremesinden kaynaklanıyor olabilir. Bazıları da arkasına düştü. Bazıları da hedefin dibine düştü. Arkadaşlar ben tabancanın 250 metreye mermi atabildiğini, 250 metredeki hedefe nişan aldığın zaman o merminin gittiğini hiç tahmin etmiyordum. Bilmiyordum da. Burada hep birlikte gördük. Belki 300 metreye de diksek hedefi, belki 300 metreye de atacak. Ama bugünlük 250 metrede test atışımızı bitirelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar sizin. Benim yorumlarım tecrübeme göre arkadaşlar 25 metre, 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metre ve 250 metre hedeflerinin tamamına bu tabancayla 9 mm parabellum makine kimyanın mühimmatıyla arkadaşlar nişan attığımız yere mermiler gitti. Yani şu tabancayı ya da diğer tabancalarda bu şekilde mi bilmiyorum. Resmen tüfek menzili var. Av tüfeği menzilinden çok daha yukarıda, av tüfekleri menzilinden. Çünkü av tüfekleri domuz kurşunun dahi 250 metreye arkadaşlar atamıyor. Fakat şu tabanca gördüğünüz gibi 250 metredeki hedefe gayet güzel atışlar yaptı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bugünkü videomuzun amacı da başta söylediğim gibi hedef vurmak değildi. Merminin hangi mesafeye kadar hız kaybetmeden ya da etkisini kaybetmeden gideceğiydi. 250 metreye kadar arkadaşlar etkili bir şekilde mermi nişan alınan yere gidiyor. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız, beğenip abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın.